Konu Türkiye olunca bizim doğal afetimiz her zaman depremdir. Depremden daha büyük afetleri çok umursamayız. Ama şu an Amerika'da yaşıyor olsaydık, senede 1200 tane kasırga yaşayan Amerikalılar gibi hayatımızı sürdürmeye çalışsaydık, hayatta kalmaya çalışsaydık, bugün hazırlıkçılığa bakış açımız çok daha farklı olurdu. Hazırlıkçılık dediğimizde birçok insan işte kıyamet hazırlıkçıları, sığınaklar kazıyorlar falan gibi düşünüyor ama tek hazırlıkçılık biçimi kıyamet senaryosu hazırlıkçılığı değil. İşte insanlığın sonraki aşaması gibi bir hazırlıkçılık değil arkadaşlar. Türkiye gibi yerlerde deprem çantası hazırlarsın, ne bileyim işte kış için odun kırarsın, atıyorum kışın yiyebilmek için yazın bol olan meyvelerden reçel yaparsın, turşu kurarsın, ekmek açarsın, yufka açarsın. Bu da bir hazırlıkçılıktır aslında. Peki bu videoda ben size ne anlatmak istiyorum? Öncelikli olarak geçtiğimiz günlerde Amerika'da çok büyük bir kasırga oldu. İnsanlar evlerinden ayrılıp işte tahliye noktalarına gidip oralarda insanlar yaşatılmaya çalışıldı. Kimisi evlerini terk etmedi. İşte evlerinde sele maruz kaldılar. Boyunlarına kadar sular altında kalıp inanılmaz işkenceler çektiler ve bunu her sene yaşıyorlar arkadaşlar. Twitter'da bir gönderi karşıma çıktı. Ekrana onu yansıtmak istiyorum. Bir hazırlıkçı aslında kendi çantasını paylaşmış. Çantasının içerisinde silahlar var, tabancalar var, sular var, telsizler var, yiyecekler var ve brandalar var. Ve bir tane SJW dediğimiz işte ne deniyordu buna, politik doğruculuğu yapan tayfadan bir de demiş ki ben diyor bu hazırlıkçıların gerçekten hayatta kalmaya, survival'a odaklandığını zannetmiyorum diyor. Adam diyor çanta paylaşmış diyor. Çantada diyor İşte bir su filtresi göremiyorum diyor. İşte 3 tane silah paylaşmış diyor. İşte 6 parça yemek paylaşmış. Bu kadar diyor. Aşağıya iniyorum ve aşağıda diyor ki yani hayatta kalmanın %99'unda silahları kullanmazsın diyor. Ve ne yazık ki biz hazırlıkçıları aslında cinayet fantazisi olan murder fantazi diyor. Yani tam Türkçe çevirisi bu mudur? Cinayet fantazisi kurmakla suçluyor. Gelin bu abiye biz Türkiye gerçeğinde, Türkiye'de afet sonrasında yaşananların gerçeğinde biraz aydınlatalım ve Amerikalı hazırlıkçı abimizin çantasına neler koymuş bunları inceleyelim. The Zombie Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Videoya başlamadan önce sizden ufak bir ricam olacak. Bu tarz videolar, bu tarz hayatta kalma içerikleri hoşunuza gidiyorsa lütfen kanala abone olmayı ve izlediğiniz video ile alakalı benimle istişare edebilmek için yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumların hepsini okuyorum, hepsine cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Peki Türkiye'de biz neler yaşadık? Her afet sonrası bir güruh insan, İyi niyetli insan yardım etmeye gidiyor. Küçük küçük gruplar veya bireysel olarak kendilerini yağmaya adamış insanlar, hırsızlığa adamış insanlar hemen afet bölgesine koşuyor. Afet bölgesinde kanun, nizam, polis, silahlı insanlar olmadığını bildikleri için de en büyük ekmek tekneleri, kanunsuzluğun olduğu yerler böyle insanlar için. Birçok site araştırdım. En güzel inceleyen Independent Türkiye'nin bir yazısı olmuş. 2020 yılında bu yazıdan bazı alıntılar yapacağım. 2020 yazısı olduğu için 2023 Maraş depremiyle alakalı pis detaylar burada yok. Ben direkt 2023 Maraş depremi 10 ili etkileyen, yüz binlerce insanı evsiz bırakan deprem sonrasında neler yaşadık kısaca bundan bahsedeyim. Kontrolsüz bir şekilde yardımlar gönderildi. Her önüne gelen bir kamyon tuttu. Kamyona bir sürü kıyafetler, işe yarayan, yaramayan yiyecekler, sular yüklendi ama bu kamyonlar işte oraya gittiklerinde onları karşılayan insanlar olmadı. Birçoğu kamyoncular kendi imkanlarıyla yolun kenarına bıraktılar yardım malzemelerini ve normal hayatları içerisinde ekmek paralarını koşturabilmek için memleketlerine döndüler. Ve daha sonra bölgeye akın eden hırsızlar birçoğu bu sokaklara, yolun kenarına bırakılmış yardım malzemelerini kamyonlara yükleyip çalarken yakalandı. Kamyonlara yükleyip kendi memleketlerine götürürken yakalandı. Bu yardım malzemelerini çalan devlet memurları da yakalandı. Tam meslek grubunu söylemeyeyim, çok can acıtabilir. Biraz geriye gidelim. Burada yazıda çok Türkiye'nin en eski detaylarına kadar inmişler arkadaşlar. 1939 Erzincan depremi 33.000 kişi ölmüş arkadaşlar. Resmi rakamlara göre Gölcük depreminde 55.000 kişinin öldüğü söyleniyordu. Geriye gidin, ne kadar fazla insan kaybetmişiz 1939 yılında. Ve o dönemde dahi afetzedelerin, hayatını kaybeden afetzedelerin üzerlerinden ziynet eşyaları çalınmaya çalışılmış ve o günkü gazetelere yansımış. Erzincan'da yine 653 kişinin öldüğü 91 yılındaki depremde de 39 yılındaki kadar asayiş sorunları yaşanmasa da yine yaşanmış. Bazı polislerin açıklamaları var o günler için. Diyorlar ki kimisi işte şehir dışından gelenleri suçladı, kimisi polisleri suçladı, kimisi işte jandarmayı suçladı. Ama diyor, ben size özet geçeyim, haberinde linkini vermeye çalışırım. Biz de depremzedeydik diyor polis. Yani biz de enkaz altındaydık, biz de öldük, biz de yaralandık. Bizim de ailemiz, anamız, babamız, karımız, kızımız enkazın altındaydı. Ve neredeyse 3. gün, 4. günden sonra asayiş sağlanmaya başlanabildi. Böyle depremlerde hep böyle oluyor diyor. Dışarıdan gelen ekipler sayesinde asayiş sağlanabildi dedi. Hele hele bizim en çok kanayan yaramız 99 depremidir arkadaşlar. 99 depreminde de güruhlar halinde, böyle gruplar halinde soyguncuların deprem bölgesine gittiğinden haberimiz oldu. Ölülerin, işte hayatını kaybetmişlerin, gömülmüş afetzedelerin üzerindeki ziynet eşyalarını, parmaktaysa onu devre dışı bırakarak, boyundaysa devre dışı bırakarak, bilekteyse bileği aradan çıkararak, kelimeleri kullanmak istemiyorum, ziynet eşyaları çalan birçok insan yakalandı ve birçoğu da yakalanmadı. Ve aynı zamanda aklıma şimdi geldi, 2023 Maraş depremine dönecek olursak, marketlerden insanların gıda yerine büyük televizyonlar, klimalar çaldıklarını gördük. Ya kardeşim, ihtiyacım var, afetzedesin, gıda yok, yardım yok, su al marketten. Yani ne bileyim yiyecek malzemesi al, ne bileyim kamp sobası al. Ama gidip sen eğer klima alıyorsan marketten, bu yağma suçudur. Bu ahlaksız bir yağma suçudur. Ama sen açsın, market çalışanları ölmüş, market kapalı, yardım gelmiyor, ne yapacaksın? Hayatta kalmak için markete girebilirsin. Yani doğru mu, etik mi bunu söylemek bilmiyorum ama ben girerim abi. Sözün özü, bakın burada yine 17 Ağustos depreminde ilk günlerde sağlık çalışanları ve kurtarma personeli bıçaklanmış, yaralanmış arkadaşlar. Ve aynı zamanda böyle depremler, nasıl ki Brezilya'da bir ne diyorlar orada, festival olduğunda insanlar bütün yıl nefretlerini biriktiriyorlar. Nefret ettikleri insanları o festivalin olduğu gün katlediyorlar. Yani kim vurduya gitsin, işte linç oldu, gasp oldu diye düşünülsün diye bir hasmı varsa insanlar o günü bekliyor ve o gün o kişiyi etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Aynısı 99 depreminde de oldu arkadaşlar. Bu tarz afet senaryolarında asayiş olmadığı zaman, kanun olmadığı zaman insanların en kötü yüzüyle karşılaşırsın. Bir kutu konserve ton balığı için insanlar birbirini öldürür. İnsanlar tacizler yaparlar. Kullanamıyorum kelimeleri. İnsanlar çadır için seni bıçaklayabilir, bir ilk yardım malzemesi için linç edebilir seni. İnsanlar hayatta kalmak için kendi türüne edilmedik zulüm bırakmayabilir. O yüzden bugünkü anlatacağım konu bir afet zamanı, bir deprem, bir sel, bir ne olabilir, heyelan, bir çığ felaketi, o asayişin olmadığı kısa dönemde kendinizi güvende hissetmek için bireysel olarak silahlanmanız, yasal olarak silahlanmanız gerekiyor. Bilinçli silahlanmak, bilinçli bireysel silahlanmadan yana olan insanlarız biz. Dönecek olursak bizim Amerikalı SJW abinin söylediklerini bir kenara bırakıyorum. Amerika'da bizim hazırlıkçı abimiz nasıl hazırlanmış ekran resimleriyle bakalım. Ben tek tek kaydettim. Abimiz demiş ki ekranda gördüğünüz üzere ailem ve ben kasırga öncesinde Orta Florida'dan tahliye ettik kendimizi, çıktık diyor ve eve döndüğümüzde evimizde küçük hasarlar vardı neyse ki diyor ve siz diyor, İngilizce bir kelime var, nerd, yani bir konuya ilgili hastalık derecesinde bayılan, takip eden insanlar, işte prepper nerds denir mesela. İşte biz hazırlığı en ufak şeylerini bile araştırıp okumayı seven adamlar anlamında. Sizin için diyor çantamı paylaşacağım diyor. Ekranda da gördüğünüz gibi amcam bir tactical çantası var, sırt çantası, kafa koruyucusu, baret değil askeri adını bilmiyorum. İki şişe de suyu var. Şimdi diyor ki tahliye olmayı planlamamıştık diyor ve gecenin bir körü işte evimizi su basıp pijamalarımızla sele kapılmak istemedik diyor. Ve o an hızlı bir karar vererek elime ne geldiyse bir çanta topladım kendim için diyor ve çantasını paylaşıyor. Bir geniş açı fotoğraf paylaşmış. Diyor ki yıllardır sahip olduğum eski bir çantamın içerisine taşıyabildiğim birçok şeyi, en acil lazım olan birçok şeyi koymak istiyordum. Aslında tam istediğim çantayı yapamadım diyor. Bizi tahliye alanına güvenli bir şekilde ulaştıracak ekipman benim için yeterliydi diyor. İşte yolda sıkışırsak, yolda kalırsak, işte gıda bulamaz, su bulamazsak veya bir saldırıya uğrarsak diye bir sürü malzeme almış yanına. Tıbbi işte acil durum kiti var, yiyecek var, su almış, barınak kurmak için, işte yağmurdan korunmak için brandasını almış, güvenliği de sağlamak için telsiz ve mühimmatını almış arkadaş. Yani Türkiye'de olsa belki daha fazla hazırlanması gerekirdi. Onun dışında ne almış yanına? Gıda olarak yazıyor. Mesela 6 tane susuz öğün almış. Kuru gıda almış. Bu hani Türkiye'de hep bahsettiğimiz canlı yayınlarda konuşulan filika gıdası var ya, o tarz şeyler almış. Şişe sular var arkadaşlar. Atıştırmalıklar var. Burada bir nokta var arkadaşlar, çok önemli. Herkes ayrıca bir çanta dolusu giysi, şarj cihazı ve benzeri şeyler getirdi diyor. 4 kişilik bir aile. Bir tanesi ailenin babası kendisi, ikincisi eşi ve 2 çocuk daha var. Bizim SJW bu abiyi işte katillik, cinayet fantazisiyle suçlayan abimiz, SJW abimiz aşağıdaki açıklamalara baksa bunu görürdü. Yani tek bir çanta toplanmış, tek bir çantayla hareket ediliyormuş gibi anlatıyor ama halbuki abimizin hem eşi hem de çocukları zaten ayrı ayrı çantalar, gıdaların olduğu, şarj cihazlarının olduğu, ilk yardım kitlerinin olduğu acil durum çantalarıyla yola çıkıyorlar. Devam edelim. Ve diyor 12 galon taze su, 2 tane 5 galonluk küçük su diyor, yarım şişelenmiş su ve arıtma tabletlerim var diyordu. Ben size ekran resmini gösterdim ya, gerçekten Survivor, hayatta kalmak istiyor olsaydınız su arıtma tableti koyardınız çantaya diyor. Ama SJW abi o kadar kafa kapalı ki hiç bakmamış bile ne yazılmış ne paylaşılmış, hiç umrunda değil. Yani halbuki adam almış. Devam ediyoruz. Diyor ki son anda diyor aslında benim çantamda yoktu diyor. Elektronik eşyaları kuru tutmak için ekstra şeyler ekledim diyor. Yağmurluk ekledim diyor. Onun dışında güvenlik kısmına daha çok odaklanmış. Biz bunu hep konuşuyoruz abi. Yani sen istediğin kadar konserve gıdalar, mükemmel çantalar, botlar al. Bir tabanca, bir tüfek sahibi kişi tarafından etkisiz hale getirilebilirsin. İnsanların her zaman biz iyi olduklarını varsayıyoruz ya, kanun varsa kanun uygulayıcı insanlar, polis, jandarma, istihbarat, ne bileyim ordu varsa insanlar kanuna uyar. Ama bu insanlar olmadığında iyi insanlar kanunlara uymaya devam etse de, etik ahlaki şeylere uymaya devam etse de kötü insanlar uymayacaktır abi. O yüzden sen eğer yasal, bireysel bir şekilde silahlandıysan, sen, çocukların olsun, eşin olsun, bir şekilde basit güvenlik önlemlerini biliyorsanız hayatta kalma ihtimaliniz artar. Türkiye'de ufacık depremlerde, büyük depremlerde, orta şiddetli depremlerde nasıl yağmalar olduğunu gördük. Adam burada ekipmanlarını neden seçtiğini yazmış. Bunları da paylaşacağım ben sizle. İşte şarjörlerini almış, R15 platformundaki tüfeğini almış, el feneri pillerini almış mı? Almış. Göğüs plaka taşıyıcısını almış. Ağırlık tasarrufu sağlasın diye çıkıntılı bir şey seçtim diyor. Devam ediyor, devam ediyor. Yani abinin kendi adına yaptığı ve ailesini korumak için kullanacağı hazırlık çantasının yarısı güvenlik ekipmanı arkadaşlar. Ne var? Silahlar, şarjörler, telsiz, bu ve ifak kiti. Devam ediyorum. Telsiz olarak da 10 wattlık güç veren bir telsiz almış yanına. Ekstra uzatmalı anteni var. Keşke diyor kendime bir de kranklı bir radyo alsaydım ve NOAA dediğimiz Amerika'nın ulusal hava durumu iletim servisini dinleyebilseydim diyor. Ama bu telsizde kısa çaplı iletişim için bana gayet yeterli olacaktı diyor. Onun dışında bitirmek üzereyim arkadaşlar. Sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Hızlı mobilite diyor. Buna nasıl tarif edilir? Türkçe'ye çevrilebilir. Hareket kabiliyeti diye çevireyim. Hareket kabiliyetini arttırmak için zaten adam aracının deposunu full dolu tutmuş ve otoyol hızlarında, Amerika'da kaç bilmiyorum, 80 mil 90 mildir yani 120 kilometreye denk geliyor. 380 mil yani 500-600 kilometre yol gidebilecek kapasitem vardı diyor. Ama yolda başıma bir şey gelirse diye takviye kabloları almış, emniyet işaretleri, emniyet fişekleri, yelekler getirmiş. Yolda kaldığın, çektiğin emniyet şeridine bir hayvan gelip seni biçip geçebilir. Krikosunu kontrol etmiş, istepneyi kontrol etmiş ve el baltası almış, yedek pil, şarjlı güç bankaları ve ışıldaklar almış. Bir de küçük drone ekledim diyor ve ifak kitini gösteriyor. Şimdi sizce Türkiye'de olsa bu adam ve Amerika'da bu kadar silah alması haklı mı, haksız mı arkadaşlar? Sadece gıda alırsanız, sadece işte kıyafet alırsanız, sadece telsiz alırsanız, silah veya tüfeğiniz olmadığı takdirde yolda hiç kimse güvenilir değil. Zaten bir kıyamet senaryosu yaşanıyor. Karşındaki sıradan bir insanın sana kötülük yapmasından imtina edeceği hiçbir şey yok. Onu durduracak hiçbir şey yok. Kanun yok, nizam yok, işte polis yok, jandarma yok. Kendini nasıl savunacaksın? Bak, kanun bittiği an, Amerikalılar bunu çok iyi biliyor, herkes düşmandır abi. Herkes. Kapı komşun dahi. Aç kalır, çocuğu aç kalır, çocuğunu doyurmak için kafana silah dayar senin. Senin elinde kalan bütün ilk yardım malzemeni, senin bütün işte gıdana el koyabilir. Nasıl durduracaksın bu adamı? İnsanların özünde iyi olduğunu düşünerek ne kadar hayatta kalabilirsin? Kalamazsın abi. Kalamayız da. Devam ediyorum abi. En son toplamış, peki neyi farklı yapardım diyor. Aracın menzilini 2 katına çıkartmak için birkaç tane 5 galonluk benzin bidonu koyardım dolu bir şekilde arabama diyor. Bir motorlu testere alırdım diyor. Çünkü atıyorum ara yollardan gidiyorsun. Yola bir ağaç düşmüş. Onu kesmek için mükemmel, akıllıca bir seçim. Ve elle çevirmeli krank radyo alırdım diyor. Sizce bu adam haklı mı, haksız mı? Ve Amerikan yardım bu şeyleri var. Bu adamların kasırga bilgilendirme web sitesi var. Orada insanların bireysel olarak ne kadar dayanması gerektiğini gösteren bir tablo var. Diyor ki bu tabloda, bunu bir aylık bir tablo gibi düşünün. 1. gün ila 5. gün arası şahsi planını yap. işte konserve gıdalarını al, şişelenmiş sularını al. İlk 4-5 gün yardım gelmeyecek diyor abi. Türkiye'de de bu böyle. Bak kocaman kasırga, seller, bütün şehir yerle bir. 5 gün kimse gelmeyecek diyor. Bizde deprem oluyor, yine aynı şekil zaten kimse gelemeyecek. Şehrin girişinde olan binalara yardım ulaşabiliyor. Arayollar zaten şehirde kapalı. 5 ila 10 gün diyor dağıtım yavaş yavaş başlar diyor. İşte kutulanmış gıdalar ve sular dağıtılmaya başlanır diyor. 6 ila 30 gün arası ise toplu ocaklar, toplu mutfaklar kurulur. Buralardan insanlara sıcak yemek ve su ulaştırılır diyor. İlk 5 gün, 6 gün yalnızız. Bu Türkiye'de de böyle, Amerika'da da böyle. Güvenliğini nasıl sağlayacaksın? Etraftaki aç insanlardan, etraftaki kötü niyetli insanlardan aileni ve kendini nasıl koruyacaksın? Toparlayacak olursak arkadaşlar, aşağıya bir link bırakacağım. Bu linkte bir kasırga hazırlık checklisti var. İngilizce. Bu checklist içerisine siz yani deprem çantası olarak da düşünebilirsin veya bir bug out, bir kaçış çantası olarak da düşünebilirsin. Çok detaylı verilmiş. Video çok uzadı. Ben burada bitiriyorum. Siz dokümanı indirip inceleyebilirsiniz. Hazırlıkçıların hiçbirinin cinayet fantazisi yoktur. Hiçbirimiz işte bir iç savaş çıksın, bir savaş olsun, işte bir afet yaşansın, sıka sıka gezelim gibi bir fikriyatımız yok. Ha, zombi istilası olur. Çok keyifli olabilir. Ama en nihayetinde sen de öleceksin. Böyle şakalı, komiklikli güzel bir video yapmak istedim arkadaşlar. Umuyorum keyif almışsınızdır. Buraya kadar izleyip abone olmadıysan lütfen abone ol. Fikirlerini, düşüncelerini veya benim unuttuğum noktaları da bana hatırlatmak için yorumlarda benimle buluş. Hoşça kal. Görüşürüz.